Birlikte öğrenelim, birlikte yapalım kanalına hoş geldiniz. Bugün Dremel'le ahşap oyma ve mangala oyunu yapacağız. Daha önceden başlamış olduğum oyunun videosunu çekeceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz makine Dremel 4000 serisi bir gravür makinesidir. Bunun ucuna çeşitli uçlar takarak farklı işlemler yapabilirsiniz. Elmas uçlar ile cam işleme, metal işleme, bunun değişik freze uçları var. Ahşap oyabilirsiniz, ahşap şekillendirebilirsiniz. Farklı kanallar açabilirsiniz. Şimdi bizim için neler ihtiyaç var? Öncelikle şunu söyleyeyim size. Bunu evin içinde kesinlikle yapamazsanız, çünkü aşırı derecede toz çıkartan bir hali. Kesinlikle koruyucu ekipmanlar kullanmalısınız. Benim kullandığım ekipmanlardan bahsedeyim size. Bir toz yüz maskesi, yanları kapalı gözlük. Özellikle yanların kapalı olmasına dikkat edin. Çünkü açık koruyucu gözlükler yanlardan toz girmesini engellemez. Sizi rahatsız eder bir nokta sonra. Kesinlikle kapalı koruyucu gözlüğünüz olmalı. Çap 3.2 milimlik farklı uçlar sipariş edebilirsiniz. Bu Dremel 4000 serisinin devri 35.000'e kadar çıkıyor. Maksimum devri 5.000'den 35.000'den devir arası ayar yapabiliyorsunuz. Çalışma esnasında çok fazla konuşamayacağım için gözlük ve maskeden dolayı size şimdiden iyi seyirler. Evet. Şimdi Dremel 4000 ile neler yapabileceğimize kısaca bir bakalım. Öncelikle Dremel 4000'i biraz inceleyelim. Neler var, neler yok. Dremel 4000 içerisinde neler çıkıyor ona bakalım öncelikle. Kutu içerisinden bu şekilde zımpara taşları. Bunu daha sonradan almıştım. Şöyle bir kesme taşı. Bununla küçük metalleri kesebilirsiniz. Tel ve ince saçları kesebilirsiniz. Şöyle bir anahtarı var. Ucunu açabilmeniz için. Farklı numaralarda zımpara taşları. Yine böyle kağıt şeklinde zımpara kağıtları. Şöyle bulabilirsem. İçerisinden bir tane de şu şekilde bir freze ucu çıkıyor. Bununla ahşap gibi işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir tel fırça. Yine bu şekilde bir aşındırma fırçası var. Polisaj için kullanabileceğiniz bu şekilde sünger, elyaf tarzı malzemeler var. Yine bileme taşları. Şimdi bir de şöyle bir polisaj kremi çıkıyor içerisinden. Bununla beraber parlatma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Dremel 4000 nasıl bir şeydir? Bahsettim mi bilmiyorum. Bir de şöyle bir matkap ucu çıkıyor. Tek bir boy. Dremel 4000 ile neler yapabilirsiniz? Bu bir gravür makinesidir. Bu makineyle görmüş olduğunuz oyma işlemini yapabilirsiniz. Bunun yanında metal işleyebilirsiniz. Metal oyma veya metal üzerine şekil verme, cam işleme yapabilirsiniz. Aynı zamanda mermer, granit tarzı taşların işlemlerini de yapabilirsiniz. Şimdi beraber burada görmüş olduğunuz parçayı oyacağız. Bu şekilde getireceğiz. Bu ağaç yumuşak bir ağaç. Ayos denilen bir ağaç. Çok hafif. Neredeyse tırnağınızı bastırdığınız zaman içeri girebilecek sertlikte bir ağaç. Çok sert ağaç kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü makinenizin uçları kolay aşınacaktır. Rahat işleme için bu şekilde uçlar kullanmanızı öneririm. Bu Dremel 4000 serisiyle beraber gelen bir de şöyle bir uzantı aparatı var. Bu uzantı aparatı ne işe yarıyor derseniz, daha kolay hakimiyet sağlıyor. Tutuşunuzu kolaylaştırıyor. Gelin beraber birlikte takalım. Öncelikle burada kilit butonuna basıyoruz ve bu şekilde ucumuzu açıyoruz. Matkapımızı çıkardık. Bunu bir kenara koyalım. Bunun bir tane parçası olmalı.
Her şey karışmış. Neredesin? Evet. Parçamızı bulduk. Bağlantı parçamız bu. Bu vidayı bu görmüş olduğunuz yere vidalıyoruz. Bunu sıktıktan sonra uzatma aparatının bu ucunu bu şekilde yanaştırıyoruz. Sonrasında şimdi bunu bir kenara koyalım. Şimdi burada nasıl bir uç kullanalım? Kolay işleme için geniş reze ucu kullanmamız kolay işimizi kolaylaştıracaktır. Bu uç ideal bence. Bunu kullanabiliriz. Bunu bir kenara alalım. Kapağı kapatalım. Ve yavaş yavaş işlerimize başlayalım. İşlem sırasında çok fazla konuşamayacağım. O yüzden anlatacaklarımı şimdiden bitirmek istiyorum. Bu kadar. Şimdi dilerseniz çalışmaya başlayalım. Şimdi zımpara ucumuzu takıp biraz yüzeyi tesviye edeceğiz. Şunu çıkartalım. Gördüğünüz gibi her taraf battı. Yani ev içerisinde imkan yok, olamaz. Yapmamız çok zor. Thank you.